Beyin Sports ekranına hoş geldiniz. Özel röportaj köşemizin bu haftaki konuğu Beşiktaş Aykırepes baş antrenörü Ahmet Kandemir. Hocam çok teşekkürler stüdyomuza geldiğiniz için. İnşallah güzel bir yayın olur. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerçekten bu sene güzel bir dönem geçirdiniz. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde. Ligde de çok kıyasıya bir rekabetin de içindesiniz playoff'a doğru giderken. Hepsini konuşacağız tabii ki. Öncelikle son güncel durumu sorayım. Nasıl hissediyorsunuz? Sezonun bu kısmında sizin için işler nasıl gidiyor? Şimdi öncelikle sezon başında biz geçen sezon Avrupa Kupası oynamamıştık. Çünkü çok genç bir kadroyla oynuyorduk. Planlı olarak bu sene oynamak istemiştik. Bu sene de Şampiyonlar Ligi'ni tercih ettik. Onlardan da bize talep vardı. Tabii hem Şampiyonlar Ligi hem Türkiye Ligi çok kuvvetli bir lig biliyorsunuz. Yani deplasmanı falan biraz daha geniş kadroya ihtiyaç oluyor çok yüksek başarılar elde edebilmek için. Aslında Şampiyonlar Ligi'nde ilk gruptan çıktık. Daha sonra Holon şeyinde biraz şanssızlık da yaşadığımızı düşünüyorum. Özellikle Whitehead'in son Holon maçından bir gün önceki Bahçeşehir maçında sakatlanması bizim o pozisyondaki eksikliğimizi şey yaptı. Yani bence o grubda geçebilirdik çok rahat. Onu başaramadık. Daha sonra da ligin artık sonuna geldik. Ligin boyu çok kısaldı yani. Çok az bir süre kaldı ve ligin hem yukarısı hem aşağısı çok kızıştığını düşünüyorum. Ve geri kalan maçlarımızda hep böyle hedefli takımlarla oynuyoruz. Ya playoff hedefi var ya küme düşmemek için bir beklentisi olan takımlar var. O yüzden maçların çok kolay geçeceğini düşünmüyorum. Ama bizim de bir belli yerlere gelebilmemiz için mutlaka geri kalan maçlarda mümkün olduğunca iyi bir skorlar almamız gerekiyor. Koç, bahsettiniz aslında Şampiyonlar Ligi tercihinden biraz. Hakikaten de çok iyi giden bir seriydi ve 3 maçlık bir serüven. Hatta neredeyse de geldi size bu seri. İç sahada tabii kritik bir durum yaşandı. Orada bahsettiğiniz sakatlık çok önemli. Bazı Covid vakaları da o sırada hastalıklar da sizin kadronuzu açıkçası etkiledi. Biraz gerçekten şanssız döneme geldi sanırım sizin için değil mi? Şimdi şöyle oldu esasında. Yani biz eleyebileceğimiz takımla eşleşmiştik. Yani o açıdan ve deplasmanda ilk maçta kazanınca çok büyük bir avantaj elde etmiştik. Yani geçmemiz gerekiyordu. İkinci maç için tabii o hafta sonu Holon kendi maçını kendi liginde iptal etmişti. Biz böyle bir şeye girmek istememiştik. Yani tercih etmedik. Yani bizden hiç böyle bir talep gelmedi. Belki biz talep istedik federasyon bunu iptal edebilirdi ama biz hem maçı da oynamak istedik. O maçta hem yaşanan bir sakatlık oldu hem ilk maçta ve ikinci maçta giderken yani bir de İsrail hükümetinin koymuş olduğu kurallar vardı. Covid testi ve testi havaalanında yaptılar. Bazı oyuncularımızı Covid çıkardılar. Aynı şey bizden sonraki şeyde Galatasaray Nef'in de başına geldi. Yani aynı şey. Yani tam kadro oynamakta zorlandık. Yani bu şartlardan dolayı ama ona rağmen de oynanan 3 maçta son dakikada bitti. Son dakikada bitti. Özellikle ikinci elememiz gereken maçta 2 sayı öndeyken son saniye basketi yiyerek kaybettik. Yani böyle olsun istemezdik ama yani her şey bir tecrübe diyelim artık. Dediğiniz gibi bu tecrübeler de önemli. Özellikle de genç bir kadroya sahipsiniz. Böyle geçen seneden ziyade bu sene Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin tecrübesinin gençlere nasıl yansıdığını düşünüyorsunuz? Şimdi biz tabii geçen sene çok az yabancı oynamıştık. Bu sene sayısal olarak biraz daha fazla yabancımız var. Çünkü bunu da çok maç yapacağımız için böyle bir şey yaptı. Ama ne olursa olsun ne kadar yabancımız olsa hem Şampiyonlar Ligi maçlarında hem de Türkiye Ligi maçlarında mutlaka biz hep 3 tane Türk oyuncu sahaya çıkararak başladık. Yani prensip olarak elde ettik. Yani prensip yaptık. Tabii burada bizim elimizde olan bu sene gelişim gösteren oyuncular var. Mesela Egehan çok iyi performans gösteriyor. Furkan sezona çok iyi başlamadı ama son haftalarda o da çok iyi duruma gelmeye başladı. Sezonun yarısında almış olduğumuz Kenan'a da çok ihtiyacımız vardı. Bence onun da böyle bir takıma ihtiyacı vardı. Yani onun da performansının yükseldiğini düşünüyorum. Türkiye Ligi'ndeki bazı maçlarda, önemli maçlarda genç oyunculara yer vererek yani bizim şöyle kısa, uzun ve orta vadeli programlarımız var. Yani öncelikle bir kısa vadeli programımız, geçen sene yapmış olduğumuz işe yakın bir iş yapmak istiyoruz. Playoff'ta iyi bir yer elde etmek istiyoruz. Ama bunu yaparken de gelecek senenin takımındaki oynatmayı planladığımız oyunculara da zaman içinde şans veriyoruz. Bazı maçlarda, kritik maçlarda şans verdiğimiz zamanlar oldu. O yüzden biz hepsini beraber götürmeye çalışan bir program içerisindeyiz yani.
Hocam aslında Kerem Konan'dan da bahsettiniz. Gençlerinizden bir tanesi. Kritik anlarda, önemli maçlarda da yer vermeye çalışıyoruz dediniz. Son olarak Fenerbahçe-Beko maçında da ilk 5'te sahaya attınız. Onun için eminim ki çok özeldir. Sizin buradaki yaklaşımınızı sormak istiyorum. Yani şimdi şöyle, yani biz özellikle, yani benim kendi düşüncem şu. Genç oyuncuları yani maçın içerisinde çok farklı öndeyken oyuna dahil etme imkanınız olabiliyor. Bazen gerideyken artık maçı kaybettiğinizi gördüğünüz zaman dahil etmeniz imkanı oluyor. Ama o tip durumlardaki oynayan oyuncuların liderlik özelliklerinin veya çünkü artık çocuklar çok akıllı yani. Yeni nesil çok akıllı. Yani orada ona bir şey veremiyorsunuz. Bence bu tip oyuncuların kazanılması için, lider oyuncu olabilmesi için, üst düzey oyuncu olabilmesi için böyle kritik maçlarda, kritik yerlerde oyuna girmeleri onları daha fazla sorumluluğun içine itiyor. Ben o yüzden daha önceki maçlarda yani bizde gençler hep yani ben sonradan oyuna sokmak yerine başlatmayı ve maçın kritik anında oyuna sokmayı seviyorum. Öyle de oyuncu olduklarını düşünüyorum. Fenerbahçe maçında da tabii Kerem Kutan Konan başladı. O gün değişikle başlamamız gerekiyordu. Çok da iyi bir oyun ortaya koydu. Yani bir defa özgüveni çok yüksek. Fakat bizde şöyle bir şey oluyor. Yani geçen seneki oyuncularda da bunu yaşadık. Bizde bence bir şöyle değişen basketbol bizi galiba çok acıktırdı bu tip oyunculara yani. Hani çok özletti yani. Şimdi bakıyorsunuz herkes 3'er 5'er yabancı alıyor. Sürekli yabancıların ligine dönmüşken kendimizden böyle oyuncuların şey olduğu zaman göstermiş olduğu performanslar çok daha fazla dikkat çekiyor insanlar tarafından. Beklentiler çok da artıyor. Fakat bunun da bir şeyleri de var. Yani sıkıntıları da şu olabiliyor. Sonunda birçok genç oyuncu oldu. Yani bizim takımda oldu, başka takımlarda oldu. Türk basketbolunda çok iyi bir performans gösterdiklerinde onları medya olarak veya antrenörler olarak veya yorumcular olarak hep çok çabuk övdüğümüz için çok beklediğimiz yerlere gelemediler. Yani sonunda Kerem Kutan Konan çok özgüveni yüksek, çok büyük bir fiziksel becerileri olan fakat basketbolu çok daha yeni olan bir genç arkadaşımız. Yani önünde daha çok uzun bir zaman var. Yani şimdi o yüzden daha henüz yolun çok başında çok çalışması gerekir. Ve fiziksel olarak bireysel antrenmanlarda da yani mesela bizde şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'de eksik yok. Yani hiçbir eksik yok. Tek eksik bizdeki problem şu. Felsefemizde eksiklik var yani. Felsefemizden kastım şu. Bizde oyuncular çok çabuk para kazanıyorlar. Yani ve çok çabuk para kazandıkları zaman da artık işi öğrendiklerini veya hani belli yere geldiklerini düşünüyorlar. Bizdeki malzeme, Türkiye'deki malzeme Sırbistan'dan, Almanya'dan, işte İtalya'dan, İspanya'dan aşağı kalır bir tarafı yok. Hı hı. Ama bizde oyuncular bir yerden sonra duruyorlar. Yani büyük oyuncu, yıldız oyuncu olma şeyinde sayımızda biraz azlık var. Yani bence biraz daha bunun üzerine de çalışmamız gerekiyor. Yani sadece basketbol öğretmek değil, kariyer yönetimi anlamında doğru adımları da öğretmek gerekiyor. Kariyer yönetimi basketbol da öğretmek. Yani basketbol da öğretmekten kastım şu. Yani bazı takımlarda bu şeyle de alakası şey, yani bütçesel dengesizlikler de var. Yani şimdi Türkiye'de ne yazık ki bu Euroleague'le beraber Türk basketbolu tamamen Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin üzerine kurulu oldu. Yani onların kurallarına göre oynanmaya başladı lig. Yabancı sayıları böyle arttı, devşirmeler böyle arttı. Yani devşirmeler böyle arttı. Bütçeler çok artınca kendi ellerinde genç oyuncular minimum şey alsa bile normal rekabet piyasasının çok üzerinde aldılar. Hiç oynamadan çok yüksek paralar aldılar. Gidip oynamayı tercih etmediler. Birçok oyuncu böyle kayboldu. Yani biraz sistemin detaylarında da problem olduğunu düşünüyorum ben yani. Hocam Kerem'den bahsettik. Kerem'in şöyle de bir durumu var. Bu sene siz onun Adidas Next Generation turnuvasında Tofaş'la birlikte oynamasına da izin verdiniz. Oradaki süreci de sormak istiyorum. Çünkü sadece A takımda değil, bu turnuvada oynaması da onun için önemli bir tecrübe mutlaka ki. Oradaki yaklaşımınız da nasıldı? Şimdi şöyle, bu pandemiyle beraber biliyorsunuz bu gençler oynarken yani antrenman dışında okul takımlarında oynuyorlar, altyapılarda oynuyorlar. Yani bu tip organizasyonda oynuyorlar. Pandemiyle beraber 2 senedir bu kayıp jenerasyon dediğimiz jenerasyon. Evet. Okul maçları oynanmıyor. Altyapı maçları 2 senedir oynanmıyor. Çocuklar ne kadar çalıştılarsa çalışsınlar çok az maç yaptılar. Ve bu sebepten dolayı biz bu sene yani kendi elimizdeki bu tip oyuncuları mesela şu anda bizim çok kritik bir Galatasaray-Nef maçımız var bu hafta sonu. Bizim çok önemli olan 3 tane 4 tane genç oyuncumuz var. Biz istersek mesela yani maça hazırlanmak
gayesiyle bunları liseler Türkiye şampiyonası da göndermezdik ama gönderdik. Eksik hazırlanıyoruz. Çünkü onların hani sadece bireysel kendi açımızdan bakarak onların o şeylerini kapatmak istemedik yani. Yani mesela A takım antrenör olduğu zaman iyi bir kendi seviyesinde iyi bir maç olduğu zaman biz onları maçlara gönder. Yani ben istediğim şey elimizdeki tüm oyuncuların oynayabileceği kadar çok maç oynamasından taraftarım. O yüzden Next Generation'da da Kerem'e Tofaş'tan beri teklif geldiği için hiç hani Tofaş, Beşiktaş olarak değil de bir basketbolcu olarak oraya gidip oynamasını istedik. Onlar da sağ olsunlar yani onu tercih ettiler. O da iyi bir performans gösterdi orada yani. Hocam Yaz Aksu da var burada. Sizin yine ara ara sahaya attığınız isimlerden biri. Böyle bahsediyorum tek tek ama nasıl görüyorsunuz bu detayları? O da nasıl karşılık veriyor bu süreçte? Şimdi tabii Yaz Aksu 15 yaşından itibaren A takımda antrenman yapıyor. Ve dönem dönemde geçen sezonki Avrupa Kupası'nda bu sezon kritik maçlarda mümkün olduğunca oyuna sokmaya çalışıyoruz, oynatmaya çalışıyoruz. Fakat tabii yaşı çok küçük yani. Onu daha yani fiziksel olarak çok iyi olduğu için kendi yaşları için büyük zannediyordu ama o kendi yaşlarının o yüzden arasındaki fark belli oluyor. Ben Furkan'a baktığımda da fiziksel olarak o kadar ciddi bir fark görüyorum ki Furkan Altalı'da evet, da aslında yaşından daha büyük gibi bakıyorum. Yaşından daha büyük gibi. Şimdi o yüzden hani bizim için şöyle bizim sadece yani isim bazında yani belki bunlar Yağız Aksu ve Kerem Kutan Konan işte geçen sene Alperen, Furkan bunlar oynadığı için ismi bilinen oyuncular ama bundan 4 ay önce Kerem Kutan Konan bilinmiyordu mesela. Şimdi artık bilinmeye başladı. Next Generation takımda oynamaya başladığı zaman. Bizim altyapımızda bu seviyede çok oyuncu var yani. Bu seviyede çok oyuncu var. O yüzden vakti ve zamanı geldikçe onu hak ettiklerinde hepsi orada oynayacaklar. Yani daha çok oyuncumuz var bu konuyla ilgili. Egehan misal bu sene onunla da röportaj yapma şansına sahip oldum. Ciddi bir gelişim gösterdi. Geçen senenin de üzerine koydu ve hani kariyerinde aslında sizin bahsettiğiniz gibi o Fenerbahçe Beko'yla erken yaşta ulaştığı başarılı dönem kontratlar derken Egehan oynamak istediği bir düzene geldi Beşiktaş'ta. Bir fırsat buldu ve onun gelişiminden nasıl bahsedeceksiniz koç? Yani aslında çok genç bir yaşta değil Egehan artık ama önemli bir adım attı kariyeri için. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani birincisi kontrat almak tabii ki önemli her profesyonel oyuncu için. Bir kadroda bulunmak da önemli ama esas rol almak önemli. Yani şimdi dediğim gibi Fenerbahçe Beko'da çok uzun süre kenarda oturdu ama hiç rol almadı. Evet. Bunun gibi Anadolu Efes'te de çok oyuncular var. Başka kulüplerde oynuyor. Şimdi isim vermiyor yani ama çok oyuncular var. Bunların kapasiteleri hepsi aslında hepsinde bir kapasite var. Fakat oynamadıkları için görüyoruz. Mesela bugün baktığımızda işte Bursa Spor'da oynayan Mustafa Kemal Bitim'in oğlu var mesela. Biraz süre alınca, biraz sorumluluk alınca hemen bir yükselişe geçti. Yani bunlar yani bir tek buradaki şey şu. Oyuncuların şansı ve şanssızlığını şu çizgide görebiliriz. Yani süre almak, sorumluluk almak. Süre alan ve sorumluluk alan başarıyor. Süre alamayan, sorumluluk almayan oyuncular da bir beklenti içinde bekliyoruz ama tabii vakit de çok çabuk geçiyor. Şimdi mesela bizde tabii şey oluyor. Yani genelde Avrupa'da baktığımız zaman 17-18 yaşındaki genç sayılıyor. Bizde 23 yaşında biz hala genç diyoruz. Halbuki 23 yaşında birçok şeyi başarmış oyuncular var. İşte buna örnek olarak Alperen mesela. Yani 17 yaşında 18 yaşında NBA oldu. NBA'de hala o yükselişine devam ediyor. Yeter ki siz kendinize bir hedef koyun, o hedefi isteyin yani. Hocam Alperen'den bahsetmişken o zaman konuşmaya da devam edelim. Eminim gururla izliyorsunuzdur. Ciddi anlamda sempati de herkese gerçekten uyandıran bir isim. Basketbolu çok çok gelişiyor. İşte şimdi kaslanmaya da başladı. Fiziksel olarak da ciddi bir gelişim var. Nasıl görüyorsunuz, nasıl gözlemliyorsunuz? Yani şimdi Alperen hep oynar mı? Hani işte Süper Lig oynayabilir mi? Süper Lig oynamaya başladı ama bu Euro Lig oynayabilir mi? İşte hani... Oynamalı mı yoksa yani, NBA'ye gitmeli yani, mi? Oynayabilir mi? İşte NBA oynayamaz, boyu kısa işte falan. Birçok şey oldu ama Alperen hepsini oynamayı başardı yani. Hani hepsini oynamayı başardı. Bir defa Alperen'in fiziksel özellikleri, tabii yetenekleri var. Çok ciddi bir parmak ucu hassasiyeti var uzunlar için ki çok önemlidir teknik anlamda. Artı inanılmaz bir özgüveni var. Evet. Yani özgüveni var. Yani hiç bir şeyden çekinmiyor. Bir defa onun başarılı olmasındaki bence en büyük anahtarlardan o. Ben NBA'de hiç seyretmiyorum. Ben zaten çağrının NBA maçı da seyretmedim. Yani sevmiyorum NBA'yi. Çünkü NBA biraz daha böyle hani basketbol değil de biraz daha şov oyunu olarak görüyorum. Yani mesela NBA'de işte veya Amerika'da NBA'nin bir alt ligi var. G League mesela.
takımlar oyuncu alıyorlar. G League istatistiğine bakıyorsunuz. Adam sporcu 20 sayı ortalaması oynuyor. Buraya geldiğinde 6 sayı geçemiyor. Müdafaaların çok düşük olduğu bir yer orası. Tamam, burada Avrupa'ya geldiği zaman o takım müdafaalarında sert organizasyonlarda zorluk çekiyorlar yani alışana kadar. Ama Alperen bence sert bir organizasyondan daha yumuşak bir organizasyona geçmesi onun için bir avantaj oldu. Bir de çok şanslı. Yani çünkü yani siz Türkiye'de ve Avrupa'da takımları kendiniz tercih edebiliyorsunuz ama NBA'de öyle bir şey yok. Takımlar sizi tercih ediyorlar. Evet. Hani gideceğiniz takım yani o bence her şeyle şanslı bir tercih edildi ve oynayabileceği bir takıma gitmesi de çok çabuk oynamasını sağladı. Gerçekten yolu açık olsun. Evet. Bir isim de geçen sezondan bu sezona rol olan ve ciddi bir performans sergileyen aslında Şeyh Muz. Şeyh Muz'a da bakarken bu sezon Fenerbahçe Beko'da fırsat ona geldiğindeki reaksiyon hakkında ne söylersiniz? O da çok özgüvenli, gerçekten farklı şeyler katabilen bir pozisyonda şu anda kendi takımında. Şeyh Muz'un geçen sezon bize çok büyük hizmetleri oldu bir defa. Yani çok benim de şahsen çok sevdiğim ve çok karakterini beğendiğim bir oyuncu. Şeyhmus'un diğer, benim tabirimle, diğer oyunculardan farklı bir karakteri sokak çocuğu. Yani sokak çocuğu, hiçbir şeyden çekinmeyen, hani kendi ayakları üzerinde durabilen bir çocuk. O da sahada zaten bunu gösteriyor yani. Hani siz hani, mesela ben kendim şahsi olarak bir sene daha bizde kalıp, yani tamamen rolünü alıp gitmesinden yanaydım. Ama o tercihini öyle yaptı. Yani o yaptı ama orada da şans verildiği zaman, süre verildiği zaman, benim seyrettiğim kadarıyla hep oynadığında takımına bir katkı veriyor yani. Kesinlikle öyle. Koç tabii Şeyh Muz A takım seviyesine çıktı. Geçen sezon başlayan performansıyla beraber. Aynı şekilde Furkan Altalı da. Yani Alperen'in orada olması tabii hiç sürpriz değil, bir NBA oyuncusu artık. Ama Furkan da her seferinde aday kadroya çağrılan ve katkı da veren bir isim. Onun gelişiminden de yine bahsedersek ve A takım seviyesinde neler yaptığını düşünüyorsunuz? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani biz mesela oyuncuları hep birbirleriyle mukayese ediyoruz. Yani mesela işte Şeyh Muz bizden ayrıldığı zaman Şeyh Muz'un yerine oynattığımız Egehan'ı Şeyh Muz'la mukayese ediyoruz. İşte Alperen ayrıldı, onun yerine Furkan o süreleri almaya başladı. Onunla mukayese ediyoruz. Her oyuncunun kendi farklı özellikleri var. Yani Alperen'in yaptığı birçok işi Furkan yapamayabilir ama Furkan'ın yaptığı birçok işi de Alperen yapamayabilirdi. Yani Furkan çok değerli bir uzun, çok değerli bir genç. Furkan'ın tek eksiği gençliğinden olan maç içinde bir hata yaptığı zaman ona takılıp o 3-5 dakika o sürede bocalıyor. Onları aştığı zaman hani sonunda oyun hata oyunu yani. Herkes hata yapacak. Yapmayan mı var? Hakem de yapıyor, antrenör de yapıyor. Oyuncu da yapacak yani hatayı. Önemli olan o hatada kalmamak. Yani hatada kalmamak. Onları aştığı zaman bence şey yapıyor. Ve son haftalarda çok özellikle çok iyi oynamaya başladı düşünüyorum. Tabii bir de şimdi uzunlar dünyada da öyle yani. Daha geç gelişiyorlar. Daha çok gelişiyor. Bir de guard çok önemli uzun için. Yani, hocam sizin rotasyonunuzda da aslında guard pozisyonunda çok fazla değişiklik de oldu. Hem sezon içerisinde hem geçen seneden bu yana da. Kenan geldi. Orada oyuncu değişikliği oldu. Zaragoza'ya giden Jordan Bond'un ardından Whitehead'in orada yine efektif kullanıldığını gördük daha. Sezon içi bu değişikliklerden nasıl bahsedersiniz? Şimdi geçen sene biz Markel Johnson'ı almıştık. O çok planlı bir almıştık onu. Biz geçen sene özellikle skor yapan bir guard istemedik. Yani skor yapan bir guard demek sayısal anlamda fazla top kullanan bir guard demek. Dolayısıyla bu guard ne kadar çok fazla sayısal anlamda top kullanırsa yanındaki oyuncuların top kullanma sayısı azalıyor. Biz Alperen gibi, Şeyh Muz gibi oyuncuların ilerleyebilmesi için bunu oynatan bir guard tercih ettik yani. Çok az top kullanan ve Markel bunun çok başarılı oldu ve diğerleri de çok başarılı oldu. Bu sezonun başında Jordan Bono çok yetenekli bir oyuncuydu. Biz ama onunla takımı oynatma konusunda yani bireysel oynama konusunda hiç problem yaşamadık ama diğer arkadaşlarını oyunun içine dahil etmesi veya bizim düzenimizi sahaya yansıtabilmesi konusunda zorluklar çektik. Bireysel büyük bir yetenekti. Daha sonra biz işte Kenan'ı transfer ettik. En azından daha tecrübeli, hem takımı oynatan ve vakti geldiğinde kendi oynayabilen bir oyuncuydu. Bence onun da böyle bir takıma ihtiyacı vardı. Evet, yani, Kenan da gelir gelmez çok iyi katkı vermeye gelir gelmez hep galiba bizim takımın eksiği Kenan'mış, Kenan'ın eksiği de bizmişiz. Tamamlamış olduk yani böylece. Hocam aslında şaka bakınca Kenan'ın da genç oyuncu
değil artık. Yani ciddi bir tecrübesi var. Gelir gelmez katkısı önemli. Ben bakıyorum daha önceden sizin eskiden beri çalıştığınız Mehmet Yağmur yine takımda çok özel bir isim. Bayrak oyunculardan biri olabilir, gitmesin demiştiniz yıllar önce. Şimdi burada bayrak oyuncu belki de. Sahada bu isimlere sahip olmak sizin için ne kadar önemli? Yani sahada da bir antrenör Mehmet Yağmur aslında bir ufak bakımdan galiba. Tabii Mehmet Yağmur çok tecrübeli bir oyuncu artık. Yani hem tecrübeli hem ve Mehmet Yağmur basketbol yaşantısı boyunca her gittiği takımda hani hep rol alarak oynadı yani takımda. Bu da onun tecrübesini hem saha içi hem saha dışı tecrübesini çok arttırdı. Yani geçen sene çok genç takımın başına biz onu hem abilik yapsın hem kaptanlık yapsın hem onlara yol göstersin diye aldık. Onda da başarılı olduğunu düşünüyorum. Tabii bu sene şimdi her sene yaşı da şey oluyor. İşte yani yaşlandıkça fiziksel gücünüz de düşebiliyor. O yüzden Mehmet Yağmur'un süreleri az olsa bile takım içindeki bizim beklentimiz ve sorumlulukları ondan daha fazla yani. Sizin de A takıma çıkardığınız isimlerden biriydi Mehmet. Evet, Pınar Karşıya kadar. Aslında geçmişiniz de çok derin. Pınar Karşıya kadar evet. O zaman yıl hatırlamıyorum ama o zaman da 16 yaşındaydı. Öyle başladı. Ama yani şöyle bir şey söyleyeyim. Antrenör oyuncuya sadece şans verebilir. Daha sonrasını oyuncu kendi kullanır. Yani hiç kimse kimsenin yerine oynayamaz. Yani Mehmet Yağmur da verilen şansı iyi kullandı. Kapasitesi vardı. Üstüne giderek bugünlere geldi yani. Koç şimdi playoff yarışından bahsettik. Lig bu sene gerçekten bu anlamda şu an çok çekişmeli bir durumda. Sayılı maç kaldı. Tabii erteleme maçları da orada maç sayılarını her takımın değiştiriyor ama playoff yarışı içerisinde nasıl bir pozisyondasınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kağıt üzerinde sezon başında herkes bir transfer yapıyor, bir takım kuruyor. Kimi takımlar Euroleague için bir hedef koyuyor veya geçen sene kazanmış olduğu hedefin kaybetmemeye çalışıyor. Bir sene önce başarısı olan takımlar yatırım yapıp daha başarılı olmak için yapıyor. Mesela kağıt üzerine baktığımızda işte Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji, yani şey için sayılmıyoruz. Zaten Türkiye'nin dominant takımları var. Yani Anadolu Efes, Fenerbahçe, işte mesela bu sezonun en başarılı takım bence Darüşşafaka. Yani. Evet. Darüşşafaka. Bak ama mesela baktığımızda ilk yani bu iş kağıt üzerinde oynansaydı Türk Telekom ve yani Bahçeşehir Koleji'nin çok rahat bu kadrolarla playoff yapması gerekiyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada belki Türk Telekom'un şansı çok az. Bahçeşehir'in yapamama şansı da var yani. Neticede başlangıçtaki hedeflerle yoldaki almış olduğunuz sonuçlar farklılaştırabiliyor durumları. Ve lig çok uzun oluyor. Esasında takımların arasında mesela bir dönem çok formda olan takımlar oluyor. Bunu bazen çok uzun süreli götürenler var. Yani mesela Darüşşafaka bunu çok uzun süredir hem yurt içinde hem yurt dışında belli şeyin altına düşmeden belli disiplinle oynayabiliyorlar yani. Ama mesela Bahçeşehir Koleji bir dönem mesela şampiyon kadro gibi oynuyordu. Ama sonra çok kötü oynamaya başladı. Lig çok uzun. Kuralları ve sıkıntıları yani kuralları net koyduğunuzda yani tabii bu işte seyirci de çok önemli. Yani, yani ne kadar iyi kadronuz olursa olsun yani seyirci olduğu zaman çok daha fark edebiliyor yani işler. Bu sene gerçekten o faktörü hissediyorsunuz değil mi? Mesela bahsettiğiniz Bahçeşehir Koleji son Avrupa maçında da çok büyük bir seyirci desteğiyle oynadı. Orada daha büyük bir faktör oldu belki de onlar için. Gerçekten geçen seneyle bu sezonun bir farkı da bu seyirci. Size nasıl hissettiriyor? Ya şimdi bizde seyirci şöyle yani bizde basketbol sever çok. Basketbol koçu da çok. Ama seyirci kısmına geldiğimiz zaman, mesela Avrupa'da da görüyoruz. İşte şimdi Zalgiris. Euroleague'in en başarılı takımı mı? Değil. Çok başarılı takımlarından biri mi? O da değil. Ama her maç full. Ve yani yenilse de yense de takımı destekliyor. Yani bizde bu kültür ne yazık ki büyük takımlarda biraz takımın başarısına paralel geliyor yani. Yani mesela bugün biz şampiyonluğun en büyük favorisi olsak 30 bin kişilik salonumuz olsa biz orayı doldururuz yani. Ama orada işte Avrupa'da takımına sahip çıkmak yani sahip çıkmak başka bir şey. Türkiye'de farklı bir olay. Evet. Yani mesela bugün o yüzden hani basketbolun işte Anadolu'ya yayılmasını küçük yerlerde seyirci olmak. Biz mesela bugün bir sene ben sürekli olarak röportajlarında söyledim. Şampiyonlar Ligi'nde nereye gitsek full oynadık. Almanya'ya gittik full oynadık. İşte İsrail'e gittik full oynadık. Yani Avrupa basketbolu seviyor. Yani sadece basketbolu seyretmek takımının kazandığı zaman seyretmeye gelmek demek değildir yani. Hani, yani mesela işte bunu Zalgiris bunu başarabiliyor yani. Bunu başarabiliyor. Yani
Zalgiris'in 10 senedir 10 senedir belki de EuroLeague'de bir hani büyük bir başarısı da yok yani hani. Ama işte yani o yöre basketbolu çok seviyor. Kesinlikle öyle ama sizin de 3 tane önemli iç saha karşılaşmanız var şimdi playoff yarışı içerisinde. O yüzden bir seyirciye çağrınız olur herhalde diye tahmin ediyorum. Yani sonunda hani şöyle Beşiktaş taraftarı hem futbolda hem basketbol takımlarını takip ediyorlar. Yani maçların önemini zaten biliyor. Onlara özel bir çağrı yapmamıza gerek yok ama önümüzde oynayacağımız 2 maç var. Bu hafta Galatasaray'ın Efe'yle oynayacağız pazar günü. Ondan sonra Darüşşafaka'yla Tofaş'ta oynayacağız. Bence bu 2 maç bizim ligdeki konumumuz açısından çok kritik, çok önemli maçlar. Yani bunları kazanırsak playoff için hem çok büyük bir avantaj, hem iyi bir yerden girme avantajı olur, hem playoff'ta da hedef olarak gidebileceğimiz yerler olabilir. Onu da başarmak için elimizden geleni yapacağız. Bunları da taraftarı da yanımıza isteriz yani. Koç çok teşekkür ediyorum geldiğiniz vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Sezonun bundan sonraki kısmı için de başarılar diliyorum. Özellikle sakatlıksız bir sezon diliyorum sizler için. İnşallah her takım için geçerli. Yani çünkü sporculara gerçekten sakatlık yani hem geri gelmekte zorlanıyor. Yani inşallah kimse yani hiçbir sporcu sakatlanmasın. Sporcular da sakatlanmamak için kendilerine iyi baksınlar ve daha çok çalışsınlar. Çok teşekkürler Koç. Ben teşekkür ederim. Koç Ahmet Kandemir stüdyomuzda konuğumuzdu. Bu haftaki özel röportaj köşemizde. Burada sohbetimizi noktalandırıyoruz. Hoşçakalın.